BBN Türk Ana Haber'e hoş geldiniz efendim. Bugün 15 Mayıs Cumartesi. Kısaca gündemden başlıkları aktaralım hemen. İsrail'in Gazze şeridine saldırıları devam ediyor. Saldırılar sonucu şehit sayısı 139'a yükseldi. Yine durmadı, bu kez basın merkezlerine hedef aldı. Gazze'deki uluslararası medya kuruluşlarının binasını attığı füzelerle yerle bir etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici telefonda bayramlaştı. Gündemleri İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldılar. Ve Pençe Şimşek Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Bir uzman onbaşı PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu. Mehmetçik şehidimizin intikamını aldı. Uzman onbaşı Yasin Özdemar'ı şehit eden iki terörist etkisiz hale getirildi. Diyelim ve gelin detaylara bakalım. Milletimizin verdiği mesaj. Evet, İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıları bayramın son günü de devam etti. Bölgede savaş uçakları ve topçu birlikleriyle yeni saldırılar düzenlendi. Toplam şehit sayısı 139'a yükseldi. İsrail 3 goldan Filistin'i katlediyor. Bölgedeki önemli yerleşim yerleri bombalanıyor. Bilanço ise gün be gün artıyor. İsrail abluk altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarının dozunu giderek artırıyor. Bölgede savaş uçakları ve topçu birlikleriyle yeni saldırılar düzenliyor. Kentin kuzey ve güney kesimlerinde Filistin direniş gruplarına ait mevziler ve evler hedef alınıyor. 10 Mayıs'tan bu yana yoğun hava saldırılarında 39'u çocuk, 22'si kadın, 139 Filistinli şehit oldu. 950 Filistinli yaralandı. Gazze sokaklarında birçok ev harabeye döndü. Hükümete ait Ensar Kompleksi ve Filistin Üretim Bank da hedefler arasındaydı. Binalar düzenlenen hava saldırısı sonucu saniyeler içinde tamamen yıkıldı. İsrail basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Bu kez basın merkezlerine hedef aldı. Gazze'nin en önemli binası olarak değerlendirilebilecek uluslararası medya kuruluşlarının binasını attığı füzelerle yerle bir etti. İsrail bu kez basını hedef aldı. Medya organlarına ev sahipliği yapan binayı füzelerle vurdu. 13 katlı bina ise böyle yerle bir edildi. İsrail Filistinlilere yaptığı zulmün yanında basın özgürlüğü bulunan medya mensuplarını da hedef aldı. Gazze'deki 13 katlı binayı savaş uçaklarından atılan füzelerle vurdu. Bina saniyeler içinde büyük bir gürültüyle çöktü. Enkazdan çıkan dumanlar göğe kadar yükseldi. Binanın içindeki Amerikan Merkezi Haber Ajansı ve Katar Merkezi Televizyon Kanalı büroları bulunuyordu. Binada ayrıca doktor muayenehaneleriyle avukatlık bürolarının da olduğu 60 daire vardı. Binanın vurulacağı İsrail tarafından daha önce duyurulmuştu. İsrail ordusu bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söylemişti. Bölgeden yürek burkan görüntüler de geliyor. İsrail saldırılarını belgelemek için hastanede fotoğraf çeken Gazze'li bir genç. Onlarca cansız beden arasında iki kardeşine rastladı. O anları gözyaşları içinde anlattı. Tesadüfen gördü, kardeşlerinin şehit olduğunu ağlayarak anlattı.
Muhammed el-Mensi isimli Gazze'li genç abluk altındaki Gazze'de İsrail'in saldırılarını belgelemek için şehitlerin hastanede fotoğraflarını çekti. O an korkunç bir gerçekle yüzleşti. Önüne gelen cansız bedenden ikisi kardeşlerine aitti. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda olay anını ve yaşadığı acıyı gözyaşları içinde anlattı. İsrail'in Filistin'e uyguladığı saldırılar sürerken Amerikan Başkanı Joe Biden'dan bir açıklama geldi. Filistinliler ve İsraillilerin eşit derecede onur ve güvenlik içinde yaşamayı hak ettiğini söyledi. Dünyanın dört bir yanında protesto gösterileri sürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi de yarın Filistin gündemiyle toplanacak. İsrail'in Filistin saldırısı sürüyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'dan açıklama geldi. As a director of national intelligence, I nominate... Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı nedeniyle pazar günü etkinlik düzenlenecek. Amerikan Başkanı Joe Biden konuya ilişkin açıklama yaptı. Bayramı neşeyle karşıladıklarını belirtti. Ancak aynı zamanda kutsal topraklardaki durumun ABD'deki Müslüman toplumlar da dahil tüm dünyadaki Müslümanlar için zor olduğunu biliyoruz ifadesini kullandı. Filistinliler ve İsraillilerin eşit derecede yaşamayı hak ettiğini söyledi. Hiçbir aile evlerinde ya da ibadethanelerinde güvenliklerinden korkmak zorunda kalmamalı. Kendilerini kontrol edemediği bir çatışmanın travmasıyla karşı karşıya kalan bu toplumlardaki çocukları da düşünüyoruz, değerlendirmesinde bulundu. İsrail işgali dünyanın çeşitli yerlerinde protesto ediliyor. New York'taki gösterilerde hedef Joe Biden'dı. Biden yönetiminden Amerika'nın İsrail'e yönelik askeri yardımlarını kesmesi talebinde bulunuldu. Gösterilerde İsrail bayrağı da yakıldı. Pakistan'ın Karaçi ve Lahor kentinde yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Burada var, burada var. İsrail burada var. Burada var, burada var. Filistin halkına bir destek de Budist rahipten geldi. İsrail yönetiminin Filistinlileri öldürerek bir sonuca ulaşamayacağını söyledi. Geçmişte orada yaşamış olsalar bile şu anda Filistinlileri öldürme hakları yok dedi. Yani koroçiyakoto, nikumiyakoto. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi de yaklaşık 10 bin Filistinlinin evlerini terk ettiğini bildirdi. Taraflara kente insani yardım personeli görevlendirilmesine derhal izin verilmesi çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere yarın video konferans yöntemiyle toplanacak. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Evet, işgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ediyor. Haberlerimizde de aktardık. Yarın da İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplantı yapacak video konferans yöntemiyle. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da olacak. Türkiye'yi temsilen dedik. Ve Filistin'e düzenlenen bu saldırıları katliamı demek daha doğru olur. Bunun uluslararası hukuk boyutunu konuşacağız, değerlendireceğiz. Konuğum avukat Kurtuluş Aybirdi ile. Efendim hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Öncelikle her geçen gün şiddetin artırarak devam eden, kadın çocuk demeden yani hedef gözetmeksizin saldırılar düzenliyor işgalci İsrail. Şehit sayısı da gün be gün artıyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail-Filistin sorununu ve bunun hukuktaki karşılığını merak ediyoruz. Buradan başlayalım öncelikle. Yani Tuğba Hanım, evvela şöyle demek istiyorum. İsrail kurulduğu tarih olan 1947 yılından beri
Filistin'de bu zulmünü, insanlık dışı eylemlerini, vahşetini, katliamını hiç ara vermeden devam ettirdi ve ettirmeye devam ediyor. Çünkü esasında İsrail burada tamamen haksız olduğunu, tamamen yaptığı şeylerin bir soykırım olduğunu, soykırım suçu işlediğini, bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz, bilmekte. Fakat dünya bu kadar sessiz kaldığı sürece, dünyayı bırakın, uluslararası toplumu bırakın, İslam ülkeleri, yani Müslüman ülkeler bu kadar bu olaya karşı sessiz ve tutarsız kaldığı sürece, İsrail bundan daha da büyük bir cesaret alarak bu saldırılarını sürdürüyor. Bakın, bugün İsrail Gazze şeridinde yapmış olduğu bu hava operasyonları, kara operasyonlarında tamamen uluslararası hukuk, uluslararası teamüle ne kadar kural varsa, ne kadar uluslararası hak, hukuk varsa A'dan Z'ye hepsini İsrail tamamen mahvetmiş durumdadır. Yani hiçbir şekilde uluslararası hukukun hiçbir kuralına riayet etmiyor. Zaten bunu kendisi de aslında farkında. Kendisi de çok açık bir şekilde uluslararası hukuka aykırı olarak o topraklara saldırdığını, orada çoğul çocuk, kadın demeden, yaşlı demeden herkesi vurduğunu, öldürdüğünü, İsrail bunu kendisi de biliyor. Fakat İsrail'in buradaki asıl cesaret aldığı şey şu ki, İsrail hiçbir şekilde uluslararası toplumdan ve İslam ülkelerinden, işte Orta Doğu'daki Arap ülkelerinden bu yapmış olduğu insanlık dışı eylemlerin karşılığında bir somut adım görmediği için, bir engelleme görmediği için açıkçası bundan İsrail büyük bir destek alıyor ve dolayısıyla da bu soykırımları sürdürüyor. Bakın 1948 yılında, yani 47 yılında İsrail kurulmuş. O tarihten bugüne kadar 1969 Arap-İsrail Savaşı'na dahil olmak üzere yüzlerce savaş yaşanmış o bölgede. Ve bu yaşanan savaşlarda İsrail'in hiçbir kaybı olmuyor. Tamamen Filistinliler topraklarını kaybediyor. Canlarıyla, mallarıyla her türlü kayıp Filistinliler tarafından yaşanıyor. İsrail hiçbir şekilde bir kayba uğramıyor. 1967 yılında Birleşmiş Milletler kararı vardır bu konuda. Ve Birleşmiş Milletler İsrail'e diyor ki 1967 yılından önceki sınırlarına çekil. Yani işgal ettiğin bölgeleri terk et. Yani neresidir bu? Başta Doğu Kudüs olmak üzere, hı hı, Batı Şeria ve Nablus, bütün o işgal ettiği bölgelerden İsrail'in çekilmesi gerektiğini söylüyor. Ama İsrail 1967'den beri bu eylemlerine hiçbir ara vermeden devam ettiği gibi biliyorsunuz 10 Mayıs pazartesi gününden itibaren de Gazze şeridini havadan bombalamaya başladı. En son sizin de belirttiğiniz gibi oradaki basın mensuplarının bulunduğu binayı bombaladı. Neden basın mensuplarının bulunduğu binayı bombalıyor? Çünkü uluslararası toplum orada işlenen bu vahşetten, oradaki o çocuk katliamlarını hiç kimse görmesin, hiç kimse bundan haberdar olmasın. Biz istediğimiz gibi her türlü vahşeti yaşatalım, oradaki çoluk çocuğu katledelim, dünya da bundan haberdar olmasın, sus pus bir şekilde otursun diyor. Uluslararası hukuka İsrail A'dan Z'ye uymuyor. Çok net söylüyorum, hiçbir şekilde İsrail'in bugün yargılanması gereken yer Lahey Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemeleri'dir. Yaptığı, hı hı, bu katliamların her birinin hesabını vermeli. Yaptığı bu katliamların her birinin en ağır şekilde bedelini ödemesi gerekiyor. Ama maalesef İsrail şu an uluslararası toplumun bu sessizliğinden faydalanıp, gözü kör ve kulağı sağır olmasından faydalanıp bu katliamlarına devam ediyor. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplanacak bu konuda. Evet. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek dedik biraz önce. Evet. Bu toplantılardan, evet, sizce nasıl bir karar çıkar? Çıkacak kararlar ne derecede etkili olur? Ya ben şöyle söyleyeyim, çok açık söylemek gerekirse yarın İslam İşbirliği Teşkilatı toplanacak. Bakın Arap Birliği de bundan önce defalarca toplandı. Hı hı. Arap Birliği bu konuda birçok sözde karar aldı. Ama Arap Birliği'nin almış olduğu kararlar maalesef kuru bir kınamadan öteye gitmiyor. Sadece bu şiddeti tasvip etmiyoruz, bu vahşeti tasvip etmiyoruz ve işte ağır şekilde kınıyoruz gibi saçma sapan, içi boş, soyut, hiçbir anlam ifade etmeyen ifadeler kullanıyor. Bu bir anlam ifade etmiyor. Bakınız, Arap Birliği yarın, şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı toplanacak diyoruz. Yine buradan çıkacak olan sonuç, İsrail'le Filistin'i uzlaşıya davet ediyoruz. Bu katliamlar bir an önce son bulmalıdır. Barış ortamı sağlanmalıdır. İsrail'in bu eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Nokta. Bu kadar. Çıkacak olan karar budur. Hı hı. Somut bir adım atılmadıktan sonra hiçbir anlamı yoktur. İsrail'in şu an anladığı tek bir şey var. O da şudur. İsrail'in yaptığı eylemlerin aynısıyla İsrail'e karşılık vermek. Hı hı. Yani alınan kararlarla bir adım atamazsınız. Somut bir adım atmanız gerekiyor.
İsrail sizi bombalıyorsa bugün bunu şey yapıyor, roket saldırılarıyla füze saldırılarını izliyoruz Hamas'ın. Bir şekilde karşılık vermeye çalışıyor gücü yettiğince. Ama demir kubbeyi aşabildiği oranda tabii. İsrail'in savunma sistemini aşabildiği oranda. Ancak İsrail'in anladığı dili budur. Hiçbir şekilde İsrail barış yanlısı olmamıştır. Yani bugün de bugünden sonra da asla olmayacak. Ben buna inanıyorum. Birleşmiş Milletler'in de alacağı karar, Güvenlik Konseyi pazar günü diyorlar toplantı. Hı hı. Ertelendi mi bilmiyorum. Yarın en olacak. Son böyle konu. Evet, pazar günü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde zaten ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin var. ABD'nin yine veto edeceğini biliyoruz. ABD her zaman veto ediyor. Hiçbir şekilde İsrail'i haksız bulmuyor biliyorsunuz. Her zaman arkasındaydı. Zaten ertelenmesine sebep olan ülke Amerika Birleşik Kendisi Devleti. Kendisi de zaten evet birkaç gün önce de ertelenmesine sebep oldu. Yine veto edecek. Artı buradan çıkacak olan karar da bellidir. Tarafları uzlaşıya davet ediyoruz. İsrail işte bu eylemlerini durdurmalıdır. Filistin'de bir an önce barış ortamı sağlanmalıdır. Tarafları uzlaşıya davet ediyoruz. Budur. Kınamadan öteye gidilemedi. Bugün İsrail-Filistin uzlaşmazlığında tek somut adım diyebileceğimiz şeyi Türkiye atmıştır, atıyor da. Ama Türkiye'nin de oraya asker gönderip gönderilmemesi meselesi konuşuluyor. Hı hı. Bu tam bir netlik kazanmadı. Aslında ama bunu bana merak göre ediyorum. Zor. Şu an Filistin'den yani Mahmut Abbas'tan bir talep evet. gelirse Türkiye'ye ya da böyle bir şey söz konusu mudur? Türkiye'nin oraya gitmesinin nasıl yolu açılacak? Bunu merak ediyorum. Yani illaki Mahmut Abbas'ın mı çağırması gerekiyor ülke olarak? Şöyle aslında Mahmut Abbas'ın çağırması tamam. Evet öncelikli olarak o gerekir ama hı hı. Türkiye kendisi de inisiyatif alıp Katar ve diğer bazı işte bu konuda daha özverili davranan birkaç ülkeyle hı hı. beraber bu konuda bir adım atabilir, somut bir adım atabilir. Ama bunun ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, eğer Birleşmiş Milletler kararı olmaksızın, yani oraya barış gücü konuşlandırılması konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar vermeden, ki vermeyecek bu kesin, bunu biliyoruz. Oraya Türkiye'nin ve işte Katar'ın ya da Türkiye'nin tek başına bir somut adım atıp asker gönderme durumu çok zor. Bunu hı hı. İsrail direkt bir savaş sebebi sayabilir. Bunun yani Türkiye'ye karşı. Emsali Libya'da olmuştu. Libya'dan bir talep evet. gelmişti. Aynı şekilde Filistin'de evet. de olursa bu şekilde bir olabilir mi böyle bir durum diye merak ettim. Çok zor olduğunu düşünüyorum. Gönlüm onu istiyor. Çok açık bir şekilde tabii ki biz de onu istiyoruz. Türk milleti bunu istiyor. Hı hı. Fakat bu çok zor. Neden? Libya'da zaten başı yani bölünmüşlük söz konusuydu. Libya'da 2-3 parçaya bölünmüş durumdaydı ve her kafadan bir ses çıkıyordu ve bir otorite boşluğu vardı. Hı hı. Dolayısıyla oradaki meşru hükümet Türkiye'yi davet etmişti. Ancak buradaki karşınızdaki devlet Libya değil. Bir Orta Doğu ülkesi yani klasik bir Orta Doğu ülkesi değil. İsrail'den bahsediyoruz ve İsrail bugün Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ediyor. Avrupa Birliği ile birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla Türkiye oraya kendi başına bir asker gönderme kararı alırsa İsrail bunu bence savaş sebebi sayacaktır. Benim topraklarımda ne işiniz var, işgale mi geldiniz gibi bir savaş sebebi sayacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin böyle bir karar vermesi lazım. İşte Afganistan'da nasıl barış gücü konuşlandırıldı, işte zamanında Irak Savaşı'ndan sonra Irak'ta keza. Hı hı. Böyle bir şey lazım ama bunu Amerika'nın yapması imkansız, yapmaz, asla yapmaz. Ne Amerika bunu yapar, ne İsrail bunu ister, ne Avrupa Birliği buna müsaade eder. Açıkçası İsrail burada bu özgüvenle bu devletlerden, zalim devletler diyorum ben bunlara, zalim devletlerden aldığı özgüvenle bu işgalini sürdürüyor. Bugün Gazze'yi bombalar, yarın başka bir yeri bombalar. Ama Gazze'de hiçbir şekilde sivil ayrımı yapmıyor. Yani çoluk çocuk her şeyi, her tarafı bombalıyor. Bugün basın mensuplarının bulunduğu binayı bombaladı. Yarın hastaneleri bombalayabilir, ambulansları bombalayabilir. Çünkü sonuçta bu İsrail. Yani hiçbir uluslararası hukuk kurallarına riayet etmeyen bir devletten bahsediyoruz. Ve ben bazen diyorum bu uluslararası hukuk kuralları neden var? Hı hı. Madem var, niçin engel olunmuyor? Bu geçmişte Bosna Hersek'te yaşandı bu durum. Bosna'da katliam yapıldı. Bugün hep İslam ülkelerinde, bugün İsrail Filistin'de, Gazze'de uyguluyor. Kudüs'ü haksız yere işgal etti. ABD Başkanı Trump'ın saçma sapan bir şeyle, kararıyla biliyorsunuz Kudüs, İsrail'in başkenti ilan edildi. Kudüs'ün statüsü 1967'de belirlenmişti Birleşmiş Milletler tarafından. Hı hı. Hani tarafsız bölge olacaktı. Hani hem İsrail'in hem Filistin orada hak sahibi olacaktı. Ama İsrail oraya tek başına çöktü. En son bardağı taşıran hamle ne oldu? Mescid-i Aksa'yı işgal etti. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Kabe kadar değerli. Artık bu duruma bir dur denilmesi gerekiyor. Yani bu durumun önü alınmazsa orada büyük bir soykırım yaşanacak. İki yaşanıyor zaten. Bunu geçtim. Mescid-i Aksa'nın yıkılma durumu var. Yani İsrail bu özgüven cesaretle Mescid-i Aksa'yı da yıkabilir. Ve Orta Doğu'yu değil bütün dünyayı bir savaşın kaosun içine atabilir.
Peki Kurtuluş Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisini Filistin konusunda nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? 19 ülkeyle resmi temaslarda bulundu, telefon evet. diplomasisi yürüttü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? En azından biraz önce de söylediniz, somut adım evet. En önde Türkiye attı diye. Evet, ya bu aslında şöyle, bu bir somut adımdır. Hı hı. Hani asker göndermeniz çok daha net bir adım olacak ama somut adımdır bu tabii. Çünkü Türkiye'nin dışında zaten orada Filistin halkının bir umudu yok. Türkiye'nin dışında Filistin halkının, oradaki Gazze halkının, Müslümanların hiçbir beklentisi, umudu yok. Yanı başlarında bulunan Suudi Arabistan, diğer yanı başlarında bulunan, ki biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı'yla da görüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmedi. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri zaten İsrail'in tamamen suç ortağı diye düşünüyorum ben, çok açık bir şekilde. Birçok ülkeyle görüştü. Amaç diplomatik bir şey oluşturmak, engel, tepki oluşturmak. Yani hı hı. diplomasi kanallarını kullanıyoruz şu anda. Ama diplomasi kanalları İsrail'e fayda etmiyor. Yani İsrail'i durduramıyor. Bizim görüştüğümüz Arap ülkeleri, işte Arap Birliği Teşkilatı vesaire toplanıp yaptığı şey bellidir. Yani kınamadır. Onun ötesine gidemiyorlar. Çünkü onların da kaygıları var. Kendi halk değil, onları tenzih ediyorum, ayırıyorum. Halkın başındaki kraliyet aileleri, kendi menfaatleri ve makamları, koltukları için İsrail'e karşı sessiz kalıyorlar. Bunu da herkes biliyor. Bu izahtan vareste bir durum, bilinen bir şey zaten. Sadece Türkiye somut adım atmaya çalışıyor. Türkiye'nin yapacağı şey burada uluslararası toplumu harekete geçirmek. Uluslararası toplumda bu katliamlara karşı bir uyanış, bir etki tepki oluşturabilmek ama başarabildiği ölçüde, yalnız başına Türkiye bu konuda mücadele ediyor. Çünkü arkasında bir destek yok. Arap Birliği'nden de destek yok. Hatta hatırlayın, Suriye'ye Türkiye girdiği zaman, Kuzey Suriye'ye YPG terör örgütüyle savaştığı zaman bütün Arap Birliği ortak karar alıp Türkiye'yi orada işgalci olarak nitelendirdiler. Şimdi bunlardan nasıl bir fayda bekleyebiliriz biz İslam alemi için veya Türkiye için veya Filistin için? Filistin bizim için dindaş, onlar için hem soydaş hem dindaş. Ama bakın hiçbir şekilde bu zulümler engellenemiyor. Çünkü hepsinin ağzını bağlamış İsrail bir şekilde. Ama Türkiye'nin hareketi çok olumlu, anlamlı. Somut asker gönderme, somut adım konusunda gelince, asker göndermede de ya ben Birleşmiş Milletler'den böyle bir karar çıkacağına inanmıyorum. Ama Türkiye tek başına bunu yapabilir mi? Bunu da bekleyip göreceğiz. Bir şeyin daha önemli altını çizmek istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Bizim için Filistin neyse Doğu Türkistan'da odur. Uygur Türkleri de odur. Evet. Burada hiçbir şekilde ayrım yapamayız. Dün Bosnalılar, yani Bosna Hersek'tekiler nasıl bizim için önemli ve değerli idiyseler, bugün Filistin'dekiler ve bugün yine Arakan'dakiler, yine diğer tarafta özellikle altını istiyorum Doğu Türkistan'dakiler, yani Uygur Türkleri hı-hı. bizim için Filistin kadar değerlidir. En az Filistin kadar değerlidir. Ve biz oradaki Çin'in zulmünü de kınamak zorundayız. Çin'in zulmüne karşı da sesimizi yükseltmek zorundayız. Peki Kurtuluş Bey, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolaylıklar. Teşekkürler. Evet, avukat Kurtuluş Aybirdi ile beraber işgalci İsrail'in şu anki Filistin'e uyguladığı zulüm, Gazze'ye saldırıları, Mescid-i Aksa'da yapmak istediklerini uluslararası hukuk boyutunda değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz kendimize ve ana haber bültenimize devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici telefonda bayramlaştı. Görüşmede İsrail'in Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı. Siyasi partiler arasında her bayram geleneksel olarak gerçekleşen heyetler arası bayramlaşma programları bu yılda koronavirüs tedbirleri dolayısıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Liderler telefonla bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Destici'nin bayramını kutladı. Görüşmede İsrail'in Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistin'e yönelik saldırıları da ele alındı. Burada açık ve net bir şekilde evet galibiyeti vardır. Ben bir kere daha milletimizin sağduyusunun Pençe Şimşek Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Bir uzman onbaşı PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu. Mehmetçik şehidimizin kanını yerde bırakmadı. Uzman onbaşı Yasin Özdemar'ı şehit eden iki terörist etkisiz hale getirildi. Böylece operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi.
Acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Bir uzman onbaşı şehit oldu. Kahraman Mehmetçik silah arkadaşının kanını yerde bırakmadı. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaş'ın Basyan'da devam ediyor. Pençe Şimşek Harekatı Bölgesi Metina'da arama tarama faaliyetini yürüten Mehmetçi'ye bölücü terör örgütü tarafından ateş açıldı. İstikam uzman onbaşı Yasin Özdamar şehit oldu. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Uzman onbaşı Yasin Özdamar'ı şehit eden iki terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bütün terör inleri yerle bir edilecek. Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak'ın kuzeyindeki Metina'da kahraman silah arkadaşımız Yasin Özdamar'ı şehit eden iki terörist, bölgeden kaçamadan hava kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi denildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi. Şehit Özdamar için Şırnak'ta tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu ve dua edildi. Memleketi Isparta'ya gönderilen şehidin naaşı gözyaşlarıyla toprağa verildi. Salgın döneminden en çok etkilenen kesimin başında hiç şüphesiz öğrenciler geliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kamera karşısına geçti. Lise öğrencilerine tavsiyelerde bulundu. Sosyalleşmenin önemine vurgu yaptı. Dünya küresel bir salgının içinden geçerken onlar derslerinin başındaydılar. Sorumluluklarını hiç bırakmadılar. Zorlandılar ama bırakmadılar. Önce kendileriyle gerçekten gurur duysunlar. Lise öğrencilerine böyle seslendi, tavsiyelerde bulundu. Her şeyden önemlisi salgının biteceğine, hayatın normale döneceğine, eksiklerini rahatlıkla kapatacaklarına emin olsunlar. Rahat olsunlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kamera karşısına geçti. Salgın sürecinden en çok etkilenen lise öğrencilerine önerilerini sıraladı. Biliyorsunuz ki salgın sürecinde pek çok müze kapılarını sanal olarak öğrencilerimize açtı. Yine Müzik Defteri isimli mobil uygulamayla bir enstrüman öğrenebilirler. Kitap okumak sadece Türkçe ile ilgili değil, bütün derslerle ilgilidir. Bol bol kitap okusunlar. Öğrencilerin dersleriyle ilgili materyallere nasıl ulaşacaklarını anlattı. Eğer hala aralarında duymayanlar varsa kendilerine onlar için hazırladığımız yapay zeka destekli EBA akademik destek uygulamasını mutlaka öneririm. Kısa adı ADES olan bu uygulama YKS'ye hazırlık konusunda öğrencilerimize çok ciddi bir destek sağlıyor. YKS'ye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine ayrıca teşekkür etti Bakan Selçuk. Biz de bu kaygıyı onlarla birlikte yaşıyoruz. Yüz yüze eğitime başlamak için oluşan her zeminde okullarımızın kapılarını ilk önce 12'ler için açtık. Birbirimizle hep işbirliği içerisindeydik. Bu işbirlikleri için eğitimi bırakmadıkları için, pes etmedikleri için kendileriyle ne kadar gurur duysalar az. Bundan gerçekten emin olsunlar. Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Bugüne kadar 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için aşı randevusu açıldı. Bu da eğitim camiasının %40'ına tekabül ediyor. Sağlık çalışanları aslında bugünü onlarla birlikte hepimiz çok bekledik. Türkiye'de uygulanan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için aşı randevusu açıldı. Ancak bir araya gelmenin bazı kuralları var. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ocak ayında başlayan aşılama sürüyor. Türkiye genelinde yapılan aşı sayısı 25 milyonu aştı. Bunların 15 milyona yakını birinci doz uygulanan kişi sayısı iken 11 milyona yakını ise ikinci doz uygulanan kişi sayısı olarak kaydedildi. Peki hangi ilde kaç aşı uygulandı? En fazla aşı uygulanan il İstanbul. 4 milyon 250 bin kişiye aşı yapıldı. İstanbul'u Ankara izliyor. Başkente toplam yapılan aşı sayısı 2 milyonu geçti. İzmir 3. sırada 1 milyon 750 binden fazla kişi aşılandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşılanması da sürüyor.
Okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okul öğretmenleriyle bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere 499 bin personele aşı randevusu açıldı. Beni özleyen, çok seven, özlediği için daha da çok seven. Tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevuları hızla açılacak. Tam kapanma döneminde semt pazarları ikinci kez açıldı. Pazar yerlerinde sadece sebze, meyve ve fide satışı yapıldı. Bayram dolayısıyla geçen haftaki kadar yoğunluk olmayınca esnafın ürünü elinde kaldı. Semt pazarları tam kapanmadan ikinci kez muaf tutuldu. Bayramın üçüncü günü esnaf müşterileriyle tekrar buluştu. Geçen hafta talebe tam karşılık veremedik. Müşterilerin yoğun bir talebi vardı. Ama bugün de aksine üzerine biraz ilave yaparak mal getirdi. Tam kapanma döneminde semt pazarları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 8 Mayıs'ta olduğu gibi bugün de açıldı. 10 ila 17 saatleri arasında açık olan pazarlarda genelgeye göre sadece sebze, meyve ve fide satışları yapıldı. Pazarcılar tezgahını açtı, müşterilerini bekledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan semt pazarları 8 Mayıs'ta günler sonra tekrar açılmıştı. Bayramın 3. günü tam kapanmada ikinci kez açılan pazarlar geçen haftaya göre bu kez daha sakin. İşler şu anda zayıf. Bu hafta esnaflar çok, müşteri yok. Geçen hafta millet birbirini yiyordu, mal alıyordu. Şimdi de adam yok. İşlerimiz geçen haftaya oranla biraz düşük. Pazarlar sakin bak, kimse yok. Esnaf kan alıyor. Geçen haftaya göre bu hafta fiyatlar daha uygun, ürün çeşidi daha fazla. Fakat bu kez de müşteri yok. Geçen hafta pembe domates 7 lira, 8 lira, bu hafta 4 lira, 5 lira. Salgın domates geçen hafta 10 lira, bu hafta 5 lira. Bu hafta millet hep geçen hafta şey yaptı, çok satacağım diye çok getirdi, bak herkesin malı duruyor. Çok getirdik ama herkesin elinde komple mal kaldı. Geçen hafta talebe tam karşılık veremedik. Müşterilerin yoğun bir talebi vardı. Ama bugün de aksine üzerine biraz ilave yaparak mal getirdik ama o talebi de şu ana kadar görmüş değiliz yani. Esnafa göre geçen haftaki yoğunluğun sebebi Ramazan bayramıydı. Geçen hafta millet bayram önüdü yüklendi. Kimsenin elinde mal kalmadı. Şimdi de bu hafta millet sinek avlıyor. Geçen hafta çok güzeldi. Geçen hafta neden güzeldi ama? Tam arifeye dek geliyormuş gibi oldu, anladın mı? Bayram arifesi gibi. Pazar çok güzeldi. Saat 12'de bitti. Market fiyatlarından şikayetçi olan birçok vatandaş meyve ve sebze ihtiyaçlarını karşılamak için soluğu pazarda aldı. Açıkçası ben bir hafta falan bekledim ya da nerede pazar var orayı aradık. Çünkü pazarda daha bol çeşit oluyor. Bir de mevsiminde bulma imkanımız oluyor. Marketlerde istedikleri fiyatları yazıyorlar çünkü. Gerçekten çok yüksek. Fiyatlar gayet uygun pazarlarda. Hem taze hem uygun. Yani markete göre yarı yarıya fark var yani. Mesela pazarda 5 liraya aldın bir ürün, markette 10 lira, 9 lira, 12 lira yani. Bir de bu kadar da taze değil yani. Şimdi her zaman işte pazar iyi olur yani. Pazar daha iyi oluyor ya. Marketlerde genelde eskimiş şeyler oluyor ya. Pazarda fiyatlar marketlere göre daha uygun. Fakat bazı vatandaşlar yine de marketi tercih ediyor. Esnaf bu durumdan şikayetçi. Tam kapanma dolayısıyla biz pazara çıkamadık. Marketlerin gücüne güç kattığını düşünüyoruz. Taze patatesi biz 3 kilosunu 10 liraya veriyoruz. 3.33'e dek geliyor. Dün ben bunun market fiyatına baktığımda kilo fiyatı 5.50 idi. Yerel yöneticiler de pazarlarda koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını bizzat denetliyor. 2 haftadır pazarları denetliyoruz. Hem vatandaşımız maske, mesafe, temizlik kurallarına uyuyor mu? Hem esnafımız eldiven konusunda ve maske konusunda titiz mi? Yoğunluk oluşmadan vatandaşları gün içindeki farklı saatlere yayarak alışveriş yapmalarını denetliyoruz. Evet, güncel koronavirüs verileri açıklandı. Hemen aktaralım. Bugün yapılan test sayısı 204.637. Vaka sayısı 11.472. Düne nazaran arttı vaka sayısı. Hasta sayısı 1.084. Düne göre düşmüş hasta sayısı. Vefat sayısı 236. İyileşen sayısı ise 38.814. Böylelikle toplam test sayısı bugüne kadar 50.667.653, vaka sayısı bugüne kadar toplam 5.106.862 ve bugüne kadar koronavirüsten vefat sayısı 44.537.
Ağır hasta sayısı 2563 ve bugüne kadar toplam iyileşen sayısı 4.932.838 oldu. Ve güncel koronavirüs tablomuzu da aktardıktan sonra kısa bir ara vereceğiz. Ana haber bültenimiz birazdan devam edecek. Milletimizin verdiği mesaj. Milletimizin verdiği mesaj. Evet, kısa bir aranın ardından ana haber bültenimize devam edelim. Tam kapanmanın son günleri yaşanırken kural bilmezler yine sahalardaydı. Bazıları kısıtlamada mangal yaptı, üstüne bir de ormanı yaktı. Bazıları da asker eğlencesi yaparak maskesiz, mesafesiz dakikalarca eğlendi. İşte pes dedirten o görüntüler. Kimi kafede, kimi asker uğurlarken yasağı deldi. Kiminin de sorumsuzluğu orman yangınına yol açtı. Bunları soğutacağız. Su takviyesi yapıyor şimdi. Bursa'da polis kapalı olması gereken bir kafenin açık olduğu ihbarını aldı. Hemen harekete geçti. Oyun oynayan 25 kişiye baskın yaptı. Üstelik bu ilk değildi. Aynı iş yeri daha önce 3 kez basılmış, kurallara uyulmadığı gerekçesiyle mühürlenmişti. Polis iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlattı. 25 kişiye de ceza yazdı. Aynı şehirden bir başka sorumsuzluk örneği. Kestel ilçesinde tam kapanmada mangal yapan şahıslar ormanı yaktı. 300 metrekarelik alan zarar gördü. Denizli'de de 4 arkadaş taksiyle dolaşmaya çıktı. Ancak denetim yapan ekiplere yakalandı. Yasağı deldikleri yetmezmiş gibi bir de pişkin sözler sarf etmekten geri kalmadılar. Avcı, heyecanı bilmiyor musun? Sigara koy, maskene tak. Hangisi? Senin adın ne? Polis tek tek ceza kesti. Gençler giderken kameralara el sallamayı da ihmal etmedi. Görüşürüz abi, dikkat et kendine. İstanbul'daysa yine alışılmış görüntüler vardı. Yasakları hiçe sayan gençler soluğu asker uğurlamasında aldı. İnsanların haklarına giriyorlar. Rezalet. Ne maske vardı ne mesafe. Konvoy oluşturan şahıslar şarkılar eşliğinde mahallede dakikalarca tur attı. Rezalete bak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 ülkeden Türkiye'ye gelen yolcuların PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Daha önce ismi bulunan İsrail ise listeden çıkarıldı. Rahat mısın? Türkiye'nin aldığı karar devreye girdi. Artık 14 ülke için PCR testi zorunlu olmayacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde tüm ülkelere uygulanan PCR testi zorunluluğunun 15 Mayıs'tan itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan gelecek yolcular için uygulanmayacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda bugün itibarıyla belirtilen ülkelerden gelen yolcular için PCR testi uygulaması devreye girdi. Konuya ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından notam yayınlandı. Daha önce belirtilen listede İsrail'de bulunuyordu. Son güncellemede değişikliğe gidildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı listede İsrail yer almadı. Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Wuhan kentini şimdi de kasırga vurdu. Korku filmlerini aratmayan görüntülerin kayda alındığı kasırga nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Ağaçları yerinden söktü, ne var ne yok önüne kattı. Çin'de kasırga böyle görüntülendi.
Yer Çin'in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan. Koronavirüs salgınının ilk başladığı kentte kasırga felaketi yaşandı. Xinjiang'da da etkisini gösteren kasırganın hızı saatte 86 kilometreye kadar çıktı. Kasırga Wuhan'da 27 evi yıktı. Yüzden fazla evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Elektrik şebekelerinde hasar oluştu. 30 bine yakın haneye elektrik verilemedi. Xinjiang'da da çok sayıda fabrika hasar gördü. Büyük çaplı elektrik kesintileri meydana geldi. Kasırganın vurduğu her iki bölgede de acil durum ekipleri, arama kurtarma, enkaz kaldırma ve acil yardım çalışmalarına başlandı. Çifte kasırgada 10 kişi öldü, 400'e yakın yaralı var. İstanbul Şişli'de 6 katlı bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Çevresindeki 2 bina da tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın yıkılıp yıkılmayacağı rapor sonucuna göre belli olacak. Yürekler ağza geldi. 6 katlı bu bina çökme tehlikesi nedeniyle tamamen boşaltıldı. Burada kat maliklerinin oturmasına izin vermeyeceğiz. Gerekli mühürleme işlemi yapıldı. İstanbul Şişli'de bulunan 6 katlı binada oturan apartman sakinleri binadan ses geldiğini duydu. Hemen yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen ekipler yaptığı incelemeler sonucunda binanın kolonlarında genişleme tespit etti. Bina tamamen boşaltıldı. Altındaki dükkanlar ve çevresindeki iki binada tedbir amaçlı tahliye edildi. Emniyetimiz burada girişe çıkışa izin vermeyecek. Araçların trafiğine kapalı. Vatandaşların evlerinden eşyalarını sırayla almalarına izin verildi. Sokağa giriş çıkışlar da kapatıldı. 9 bina liste dediğimize göre buna geçmişte deprem yönetmeninde evvel yapılmış eski binalarımız tabii depreme uygun değil. En güzel bunların yerinde dönüştürülmesi. Civardaki 9 tane bina daha önce İTÜ tarafından riskli bina olarak değerlendirilmişti. Şu anda muhtemelen temellerde geçmişte arkada olan bir inşaat dolayısıyla temellerde bir kayma olduğu tahmin ediliyor. Birkaç gün içerisinde kesin sonuçlar çıkacak. Ben mühendis değilim ama tabii bir temel kazdığınız zaman bir binanın yanına bununla kendine uygun yapmanız lazım bu inşaatı. Mühürlenen 6 katlı binada yıkılma ihtimaline karşı önlem alındı. Binanın bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekildi. Binanın yıkılmaması için ön kısmına demir direklerle destekleme çalışması yapıldı. Bu arada binanın kolonlarında bulunan demirlerin de ortaya çıktığı görüldü. 6 binadan numuneler alındı. Raporlar kesinleştikten sonra bina yıkılacak ya da güçlendirme yapılacak. İstanbul'da aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Drift yapan iki magandaya çevredekiler tepki gösterince olanlar oldu. Gözü dönmüş şahıslar araçlarını çevredekilerin üzerine sürdü. Akıllara durgunluk veren olayda kazada, kavgada kaçınılmaz oldu. Drift yapan magandalar caddeyi birbirine kattı. Hem kaza hem kavga kaçınılmaz oldu. Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Pendik'te yaşandı. İki şahıs cadde üzerinde drift yapmaya başladı. Çevredekiler tepki gösterince tartışma çıktı. Küplere binen şahıslar araçlarını tartıştıkları kişilerin üzerine sürdü. Magandaların hışmından o esnada oradan geçen bir otomobilde nasibini aldı. Çevredekilerin sabrı iyice taşınca kavgada kaçınılmaz oldu. Maganda araçtan indirildi, sokak ortasında darp edildi. Geliyor. Hıncını alamayan diğer magandaysa tehlike saçmaya devam etti. Onlarca kişi kendilerini bir sağa bir sola atarak kıl payı kurtuldu.
aksiyon filmlerini aratmayan olayda yaşananlar bununla sınırlı kalmadı. Otomobilin çarpmasıyla yaralanan sürücünün yakınları olay yerine pompalı tüfekle geldi. Havaya ateş açtı, magandalara saldırmaya çalıştı. Cadde ortasında yaşanan dehşette iki kişi kaza nedeniyle bir kişi de kavga esnasında bıçaklanarak yaralandı. Dehşet anlarından geriye bu görüntüler kaldı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli oluyor. İçişleri Bakanlığı valiliklere şampiyonluk kutlama uyarısı gönderdi. Cadde, sokak ve meydanlarda kutlama yapılamayacak. Şampiyon bu akşam belli olacak. Tam kapanma nedeniyle kutlamalar yapılamayacak. İçişleri Bakanlığı Spor Toto Süper Lig'in son hafta müsabakalarının ardından yapılacak şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların toplanmaması için valilikleri uyardı. Bakanlık açıklamasında COVID-19'la mücadele kapsamında Türkiye'nin tam kapanma sürecinde bulunduğu hatırlatıldı. Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi. Valiliklerden maçların oynanacağı statlara Futbol Federasyonu'nca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi. Alanya Spor deplasmanı zorlu bir deplasman demiştik. Fenerbahçe bir deplasmanı. Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanılmasına izin verilmeyecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şampiyonluk kutlamaları için tam kapanma sonrasını işaret etmişti. Üç takım da İstanbul'da ve Türkiye'de de aynı şekilde olacak. Eğer bu konuda İstanbul bir ilke kararı üretirse, hep beraber oturup şöyle iyi bir çağrıda bulunursa, zannediyorum ki tam kapanma dönemine bir halel gelmeden tam kapanma dönemin hemen akabinde bunlar yapılabilir. Evet, yürekleri ısıtan bir haberle bültenimizi noktalayalım. İkinci lig ekiplerinden Sakaryaspor, Van Spor maçı hazırlıklarını sürdürürken çifte bayram yaşadı. Yeşil siyahlı takımın oyuncusu Abdülaziz Solmaz, yeşil sahalarda ter dökerken baba olduğunu öğrendi. İşte duygulandıran o görüntüler. Allah'ım. Babalık sevincini yeşil sahada öğrendi. Sevinç gözyaşları döktü. Allah. Oğlum. İkinci lig ekibi Sakaryaspor playoff çeyrek final rövanş maçı için antrenmandaydı. O sırada tecrübeli oyuncu Abdülaziz Solmaz'a sürpriz bir telefon geldi. Allah. Oğlum. Baba olduğunu antrenman sırasında öğrendi. Çifte bayram yaşayan tecrübeli futbolcu sevinçten ne yapacağını bilemedi. Oğlum. Bebeğini bir anda karşısında gören futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı. Ekrana baka kaldı. Allah. Oğlum. Duygusal o anlar kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Aslıhan Bebek'in şampiyonluk yolunda uğurumuz olacağına inanıyoruz. Hoş geldin Aslıhan Bebek ifadelerine yer verildi. Ay maşallah, Allah'ım şuna bak ya.